أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكريم. Kıymetli seyircilerimiz, Bir Kıssalar Diyor Ki programında beraberiz efendim. Kıssalar bedeli ödenmiş hayatlardır kardeşler. Ne demek? Bizden önce o şey, o hayat bir kimse ki cinsimizdir, cinsimizden, insanlardan birisi tarafından yaşanmıştır. İnsanlık tarihinde bunu arada tekrarlıyoruz ki mülkler gibi sıfatlar da devrediyor. Ne demek? Birisinin elde olan mülkü nasıl diğer insanlara varsa varisi, yoksa diğer insanlara intikal ediyorsa, bunun gibi bir sıfat da, bu sadakat olur, bu yalancılık olur, bu cimrilik olur, cömertlik olur, zalimlik olur veya adalet olur. O sıfatlarda devrediyor. Bir başka insana, diğer insanlara, diğer nesillere bu sıfatlar devrediyor. Yani imtihan dünyası devam ettiği için bu intikal de devam ediyor. Mükellefiyet devam ettiği için emredilen şeyleri yapanlar olduğu gibi derecesine göre nehyedilen şeyler de yine delil olsun diye Allah imkan veriyor, yaratıyor ve müsaade ediyor şeytana, nefse, tabiata, o işlere yardımcı olanlara kötülükler de oluşuyor, iyilikler de yapılıyor. İşte bunlar bizden önce çok defa yaşanmış hayattır. Kıssalar bir hikaye, roman, yani bir şahsın nefsinden kaynaklanan ürünler, tahminler değil, hayaller değil, yaşanmış bir hayattır. Kıssa deyince bunu anlıyoruz ve kıssalar bize diyor ki deyince hissemizi alalım, bunu kastediyoruz. Kıssalar diyor ki bu dünyada misafirsiniz. Sizden önce bize söylüyor şimdi, nice yiğitler, gençler, güzeller, padişahlar, köleler, neyse her cins insan bu dünya değirmeninde öğütüldü, neşet etti, topraktan geldi. Allah ona bir ruh vererek insan sıfatında toprak üzerinde yürüdü. Şu kadar nefes aldı, bu kadar rızıklar yedi, bunu endişeleri çekti. Şu sıfatta idi o kimse. O sıfatın sonucunu gördü. Nemrut, Nemrutluğun sonucunu. Firavun, Firavunluğun sonucunu. Sıddık-ı Ekber, Ebu Bekir Sıddık da sadakatinin sonucunu gördü. Bize diyor ki, siz de bu sonuçlardan birisini göreceksiniz. Ey gençler, dünya aynı dünya. Ey ihtiyarlar, dünya Adem Aleyhisselam'ın gördüğü ve yaşadığı dünya. Onun gibi ömrünüz Nuh Aleyhisselam gibi 1000 sene de olsa, daha da uzun olsa misafirsiniz. Evin sahibine karşı edepli olanlar vefalı oldular. O İbrahim ellezî veffe. O İbrahim ne vefalı bir kuldu. Öyle bir vefalı da övülüp duruyor. Öbür zalimler de lanetlenip duruyor. Kıssalar diyor ki övülecek tarafta olun, övülecek sıfatları sevin, övülecek şeyleri öğrenin, düşünün, vicdan muhasebesi yapın, hangi kervanın peşindesiniz, kimlere benziyorsunuz, men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum, kim kime benzemeye çalışsa, bakın onun gibi aynısı olmasa da öyle niyet etse, benzemek, İlla aynısı olmak değil,
zihnini, fikrini, ruhunu, sevgisini yöneltiyor o kimse, iyiye de olur, kötüye de olur, onun gibi olmak istese ona katılır deniyor. Bu çok muazzam bir tehdit ve çok güzel bir müjdedir. Güzele benzeyen güzele katılır. O vefalı İbrahim Aleyhisselam'a, o sabırlı Eyüp Aleyhisselam'a, o aleme rahmet Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'e katılmaya niyet eden, gönlünü yönelten ve peygamberlerin dışındaki o güzel salihler bizim derecemize, seviyemize, hayatımıza daha yakın örneklere benzemeye çalışanlar da onlara katılır, onlardan sayılır. Kıssalar diyor ki aman zalimlere benzemeyin, aman yalancı olmayın, hainlik yapmayın, kendi nefsinize, ruhunuza hainlik yapmayın. Yani hakkı inkar etmeyin, haktan kaçmayın. Kıssalar diyor ki dostların bayramı Allah iledir. Galip gelenler haklı olanlardır, güçlü olanlardır. Cenab-ı Hakk'a teslim olanlar hem şerefli, hem galip, hem mutludurlar. Kıssalar diyor ki Allah'tan korkun. Kıssalar diyor ki siz acizsiniz. Ey insanlar, nefsinize, gençliğinize aldanmayın. Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri diyor ki bir gün evimde oturuyorum. Evimin duvarına doğru bakıyordum. Şimdi Arif gönül gözüyle, tefekkür gözüyle bakıyor. Duvar topraktan yapılmış, çamurdan sıvanmış, o günkü şartlarda bir toprak duvar. Toprağa bakıyordum duvara. Oradan bana bir ses geldi. Sese kulak verdim. Ses dedi ki ey Sadi, bana bakıyorsun, sen beni bir toprak zannetme, boş bir toprak zannetme, ben bir sevgilinin yanağıyım dedi. Ben bir sevgilinin yanağıyım dedi. Güzeldim, toprağın içine attılar, öldün, attılar, eridi, çürüdü, vücudum toprağa karıştı. Sonra mezarım da toprağa karıştı. Oradan aldılar toprağımı, çamur yapıp duvara sıvadılar. İşte ben oyum dedi. Duvarda diyor biraz daha derin baktım. Nice güzellerin yüzünü, nice yiğitlerin pazusunu gördüm. Meğer hepsi duvara çamur olmuşlar. Yani toprağa dönmüşler. Birisi de almış, evinde kullanmış. Dedi ki aman güzelliğinize aldanmayın. İşte kıssalar diyor ki o güzeller, solmayan güzeller Allah ile dost olanlardır ki onların güzelliği, şanı, şerefi bitmiyor. Niye bitmiyor? Sevgilileriyle beraber oluyorlar. Huzura edeple vefalı bir kul olarak çıkıyorlar. Cenab-ı Hak onlara rahmetiyle muamele, mukabele ediyor da yeni bir vücut veriyor, zayi etmiyor. Kıssalar diyor ki aman haktan, Cenab-ı Hak'tan, hak yoldan ayrılmayın. Kıssalar diyor ki nefsinize tapmayın. Kıssalar bize bizden öncekilerin çok bedel ödediklerini söylüyor. Gerçekten nice devletler, nice milletler tarih sahnesinden silindiler gittiler. O kadar paraları, malları, hazineleri, beklentileri, ümitleri bitti, yerle bir oldu gitti. Bak ne kadar bedel ödendi. İnsanlar, dünya dolusu doldu boşaldı. Bu kadar tekrar oldu da, tarih bize tekrar tekrar hakikati söylüyor da, ancak nasıl bir vücuda, nefse, fıtrata sahibiz ki sanki hiç olmamış, onlardan hiç haberimiz yok, ilk defa biz yapıyoruz gibi kötülük tarafından, şimdi hayıflanmamız onadır, gaflet tarafında sanki ilk defa bu kusuru biz işliyoruz, ne olacağını da bilmiyormuşuz gibi hayatı bir kere daha kusurlu yapıyoruz, kusurlu yaşıyoruz. Halbuki dünya kadar tecrübe, bundan istifade et derken,
Ne zaman zalimlerin yüzü gülmüştür? Hangi zalim şanla şerefle ölmüştür? Nefsine zulmeden, hanımına, çocuğuna, yuvasına, komşusuna, milletine, eşyaya zulmeden hangi insan şerefle anılmaktadır? Bir örneği var mıdır? Yoktur. Peki kainatın bu kadar zulmüne, fesadına çalışanlar herkes tarafından lanetle anılır mı? Evet. O halde nefislerimiz ve nesillerimizden çokları nasıl oluyor da hala zulmü ve kötülüğü, bir fesadı, yanlışı, haramı hayat zannediyor. Şeref arıyor, yaparak zevkleniyor. Bu kadar tarih, bu kadar bedel, bu kadar sonuç ne oldu? Tarih diyor ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Kıssalar diyor ki ne olur kendinize acıyın. Allah'a hiçbir zarar veremezsiniz. Fayda da veremezsiniz. Ey insanoğlu, ey hücreden maddesi, ruhla da manası tamamlanıp insan suretine getirilmiş varlık. Sen şu kainatta vefalı ol. Allah de, sefayı bul. Ne olur edebi hedef bil. Edebe uy. Edebin başında Muhammed Aleyhisselam, hayansızlığın başında da şeytan aleyhilane vardır. O sevgili rahmete götürür, aldatmaz. Ama bu lain kendini de kandırmıştır, aldatmıştır. Peşinden gidenleri de aldatmıştır. Kıssalar diyor ki Allah'ın sevgilisine uyun, şerefe tabi olun, talip olun. Kıssalar diyor ki ey gençler, gençliğiniz bir defa. Bu baharı ne olur hazan gibi solmuş, çürümüş, erimiş işlerle, işe yaramaz şeylerle doldurmayın. Baharınız gül olmasını istiyorsanız gül Muhammed'e, güllerin kokusunu taşıyan gönle, cenneti süsleyene, edebe, rahmete uyun diyor. Kardeşler, önceki dersimizde de konumuz İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması ve sonucunda ateşin sahibinin dostuna ateşi gül yapması. Ateşe emir verdi Mevlamız. Cehennemi yaratan, cennetin sahibi, ateşi halkeden Allah alıştığımız adeti bozdu. İbrahim Aleyhisselam Efendimiz'e hatta serin ol buyurdu. Sonra üşütür diye selamet ol. Üşütme de. Hem serin ol hem selamet ol. Bu emri aldı. Bu emir yani bir mucize oldu onun için. Fakat Rabbul Alemin için mucize kelimesi kullanılmaz. Allahu Azimüşşan'ın her işi harikadır. Sineği yaratması da bir harikadır, hakikattir. Yerleri gökleri yaratması da hakikattir, harikadır. Her birisi biri diğerinden daha kolay, daha zor değildir. Hiçbirisi zor değildir. Hepsi kolaydır. Bir sineği yaratmak, bir insanı yaratmak, bütün alemi yaratmak Cenab-ı Hak için eşit durumdadır. Bir yorgunluk da getirmez. Yok etmekten de korkmaz, var edince de yorulmaz. Onun için mucize Cenab-ı Hak için kullanılmaz. Bizim gözümüzde bir peygamber üzerindeki güzellikler, zuhuratlar, hakikatler daha doğrusu gözüktüğünde ne harika bir şey, bu da olacak bir şey mi diye bize göre nasıl oldu, aklımıza göre harika olur. Mevlamız için hepsi eşittir. Ateşle insanın susuzluğunu giderir Allah, su ile insanın ciğerini yakar Allah. Dilerse rollerini böyle değiştirir. Bu ümmetin içinde kardeşler bir örneğimiz var. Allahu Azimuşan Peygamber Efendimizin hürmetine şu kitabında içinde ateşin yakmadığı aşık. Bu aşıklardan bir tanesi ki İbrahim Aleyhisselam Efendimizin başına gelen durum onun da başına gelmiş. Onu sizinle paylaşarak bu rahmet ümmetinin içinde ne güzel insanlar, nurları, narı söndüren güzeller olduğuna bir misalimiz var. Bunu sizinle paylaşalım istiyoruz ve dinimize, imanımıza olan muhabbetimize inşallah bir derece artış sebebi olur.
efendim Yemen'de ortaya çıkan yalancı peygamber, Efendimiz Aleyhisselam zamanında dahi adam ben de peygamberim diye çıkıp Medine'ye bile gelmiştir. Medine-i Münevvere'ye. Bunlardan bir tanesi de Esvedül Ansi diye bir tane yalancı kezzap. O bölgede oturan Müslümanlardan ve salih insanlardan Ebu Müslim Havlani'yi yanına çağırtıyor. Bu zat sahabe-i kiramdan değil, o dönemde yaşamış ama Efendimiz Aleyhisselam'ı görme imkanı bulamamış. Ona kendisini peygamber olarak kabul ettirmek istiyordu. Yanına geldi Ebu Müslim Havlani Hazretleri. Ona dedi ki Esvedül Ansi, benim peygamber olduğuma şahitlik eder misin diye sordu. Ebu Müslim Havlani rahimullah, duymuyorum, kulağım sağır dedi. Esved, peki Muhammed'in peygamber olduğuna şahitlik eder misin diye sordu. Ebu Müslim, evet şahidim, Allah'ın hak peygamberidir. Esved, benim peygamber olduğuma şahitlik eder misin diye sordu. Ebu Müslim, duymuyorum, kulağım sağır dedi. Yok diyecek zalim herif. Böyle bir siyaset güttü. Teki Muhammed'in peygamber olduğuna şahitlik eder misin? Ebu Müslim, evet şahitlik ederim dedi. Esved soruyu tekrarladı. Aynı cevabı alınca kızdı. Cezalandırmak istedi. Büyük bir ateş yaktırdı. Ateş öyle bir alevlendi ki, alevlenince Ebu Müslim ateşe atıldı. O da ya Allah diyerek ateşin içine daldı kardeşler. Ateşin içinde ateşe girer girmez ateşte hemen bir sönüp toprak gibi ateş söndü. Başladı orada namaz kılmaya. Namaz kılmaya başladı. Ateş Hazreti İbrahim Efendimiz'e serin ve selamet olduğu gibi bu zata da serin ve selamet oldu Muhammedül Emin Aleyhisselam Efendimiz'in bereketine. Esved hayret etti. Yahu bu rüya değil, gözümün önünde adam ateşi söndürdü ve namazla kılıyor ve zarar da görmedi. Etrafındakiler dediler ki bu adamı burada tutma, ateşi söndürdüğü gibi senin de forsunu namını söndürür, bunu uzaklaştır. Esved diyor bu kerametten korktu, etrafa da bu haber yayıldı, ona dedi ki aman burada durma, terk et. Esved kardeşlerim Medine-i Münevvere'ye niyet ederek yola çıktı. Yemen'i terk etti. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Resulullah Aleyhisselam Efendimiz ahirette teşrif buyurmuşlardı. Yerine Sıddık-ı Ekber Efendimiz halife olmuştu. Ebu Müslim rahimullah bineğini mescidin dışında, o nurlu beldenin Medine-i Münevvere'de mescidin dışında bağladı. Mescide girdi. Bir direğin arkasına durup namaz kılmaya başladı. O namazını kılarken Hazreti Ömer Efendimiz kendisini gördü. Biraz seyretti. Dışarıdan geldiğini anladı. Kim olduğunu da bilmiyor ama. Sonra namazını bitirince yanına vardı. Kardeş, neredensin diye sordu. Ebu Müslim, Yemen'denim dedi. Bu haber, yani onun ateşte yanmama haberi, 2 ay içinde İslam alemine, o günkü muhite yayılmıştı. Hazreti Ömer Efendimiz, şu yalancı peygamberin ateşe attığı, fakat ateşin yakmadığı mümin kardeşimiz misin? Hayır, düzeltiyorum. Mümin kardeşimiz ne yapıyor? Diye sordu. Bilmiyor ki o, odur. Ebu Müslim de, o benim dedi. Subhanallah. Hazreti Ömer Efendimiz kardeşler heyecanlandı. Allah adına soruyorum. Gerçekten sen misin diye sordu. Ebu Müslim, Allah şahit ki dedi, o benim dedi.
O zaman diyor Hazreti Ömer Efendimiz hemen Ebu Müslim'in boynuna sarıldı, alnından öptü, ağladı. Sonra onu alıp Ebu Bekir Efendimiz'in, halifenin yanına götürdü, huzurunda oturttu, onu tanıttı. Dinlediği şekliyle başından geçeni anlattı. Belki ona da anlattırdılar. Ve sonra dedi ki Allah'a hamdolsun, bu ümmetin içinde Hazreti Halil İbrahim gibi kendisini ateşin yakmadığı kimseyi ölmeden önce Allah bana gösterdi diye şükretti. Ve sevindiler. Bu haberi Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da, İbn Kesir El Bidaye ve Nihaye'de, Ebu'l Kasım İsfahani Siyarü's Selefis Salihin isimli eserinde nakletmişlerdir. Kardeşler, ateş Allah'ı dinler. Yak derse yakar. Aşıkları ateş yakmıyor. Bir filozof Muhyiddin bin Arabi Hazretleri'nin huzuruna geldi. Filozof. Adam diyor ki, dinsiz birisi şimdilik, siz diyorsunuz ki Halil İbrahim var, Allah'ın dostu, ateş yakmadı, ateşe insanlar yanaşamadı, mancınıkla atıldı, böyle büyük bir ateş söndü, Gülistan oldu, ne oldu? Siz insanların kafasını karıştırıyorsunuz dedi. Filozof, aklıyla hakikat arayan, aklıyla şaşkınlık yaşayan adam. O zaman diyor Allah dostu, veli, büyük velilerden Muhyiddin bin Arabi Hazretleri mecliste misafirleri de ağırlıyor. Konusu başkaydı. Filozof böyle sorunca bir gayrete geldi. Bir aşka düştü. Sonra cezbelendi. Bu hakikat nasıl inkar edilir? Allah-u Azimuşşan'a yöneldi. O sırada diyor meclisin ortasında bir mangal vardı. Orayı ısıtması için mangal yanmış, köz dolu. Hazret mangala doğru gitti. Mangalı aldı, içindeki közleri getirip bu münkir olan filozofun eteğine boşalttı. Kiraz boşaltır gibi. Adam hiçbir şey yapamadan kucağı ateş doldu. Sonra Hazret Bismillah dedi, başladı yine bir kucağı diyelim torbayla aktarılmış kiraz gibi ateşin közlerini eliyle karıştırmaya başladı. Sonra ateşi, közleri yanıyor olduğu gibi aldı, ne adamın elbisesi yandı ne Hazret'in eli yanıyor. Onları bir kirazı alır da tabağa kor gibi mangalın içine koydu. Sonra adama dedi ki uzat bakalım elini. Adam elini uzatınca çekti çünkü ateş yakıyor. Ama bu aşığı, bu sadığı yakmadı. Gördün ve anladın mı dedi, ateş niye yakmaz? Niye yakmadı? Sahibi şu anda hükmetti ki yakma, beni yakmadı ama seni yakacak. Adam dedi ki vallahi haktır. Haktır, sözün haktır, yolun haktır diye Müslüman oldu. Benzer olaylar keramettir. Ne demek? Mevla'nın rahmetinin, kudretinin bir velisi üzerinde gösterilmesi ikramı demektir. Mevlamız cehennemin bekçisi ve içinde görev yapan melekleri mesela cehennemde yakmıyor. Onlar bir suda yüzer gibi ateşin içinde gidip geliyorlar. Onları yakmıyor. Onlara yakma diyor, yakmıyor. Ateşin içinde şu anda tespit de etmiş ilim, yaşayan hayvanlar vardır. Ateşten çıksa ölüyor. Kitaplarımız bunu yazıyor. Ne demek? Birisi için ateş hayat olabilir. Ateş yakıyorsa bizim adetimize göre yakıyor. Allah öyle devam ettirdiği için yakıyor. Ateş müminleri cehennemde yakmak için izin almışsa temizlemek için yakacak. Bazı müminlerin ateş bir temizlik hizmeti görecek. Dünyada nefislerimiz eğer tövbe ateşiyle, tövbe suyu ile kendi günahını, kusurunu, vefasızlığını temizlememişse, dünyada ya tövbe ile ahirete kalınca Müslümanın ya kabrin dehşetinde temizlenmesi var, ya ateş gibi ateşleri daha aratmayacak dehşetli mahşerin
dehşetinde temizlenmesi var. Bazı müminlerin de çıksa da sonunda ateşe girerek temizlenecek günahları olur. Allah'ımıza sığınıyoruz. Ama son mümini de Muhammed Aleyhisselam temizlenmiş halde alıp cennete gitmedikçe cennette sefa sürmez Aleyhisselam Efendimiz. Ateş temizler. Ateş yakarsa mümini temizlemek için yakar. Ama kafire azap olur. En büyük azap, en dehşetli azap aşıkların gözünde, ateşten daha büyük azap bir kula Rabbul Aleminin rahmet nazarıyla bakmamasıdır. Aşıklar bundan korkuyorlar. Cenab-ı Hakk'ın ona dostum dememesidir. Onu sevgi ve sıdk makamında lütfen oturtmamasıdır. İşte bundan korkuyor aşıklar. Kardeşler, biz de kendimizi, nefsimizi seviyorsak, onu yakacak şeylere şimdi nefsimiz bulaştırmışsa, imanımız, aklımız, aşıklar diyorlar ki gelin bunu ölmeden önce temizleyelim. Tövbe ile, zikir ile, hayırla, hizmetle, ahirete vefasızlığımız kalmasın, cehenneme ihtiyaç olmasın, burada temizleyelim. Yoksa temizlik için müminleri, azap içinde kafirleri ateş yakacaktır. Dünyada da bu aşıkların varlığı gösteriyor ki Allah'a teslim olanın sonu, başı, her işi rahmettir. Allahu Azimüşşan ateşten korusun. Bütün haramlar ateştir. Bütün yalanlar ateştir. Bütün zulümler büyüğünden küçüğe ateştir. Allah her türlü ateşten cümlemizi muhafaza buyursun. Ateşin yakmadığı aşıkları hürmetine efendim.